Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında 1925'te çıkan Şeyh Said isyanı ülke tarihine damgasını vurdu. Hilafetin kaldırılması nedeniyle doğuda Ankara karşıtı vaazlar veren Şeyh Said'in başını çektiği ayaklanma 1,5 ayda bastırıldı. Şeyh Said ve hareketin önde gelenleri tam 87 yıl önce idam edildi. Arkalarında bıraktıkları ise genç cumhuriyetin varlığına yönelik güçlü bir tedirginlikti. Kimine göre etnik, kimine göre dini, kimine göre ise ekonomik nedenlerle çıkan bir ayaklanmaydı Şeyh Said'in başını çektiği. Nedeni her ne olursa olsun 13 Şubat 1925'te fitili ateşlenen isyan Ankara'da öyle bir travma yarattı ki etkisi bugüne kadar sürdü. Türkiye Cumhuriyeti yaklaşık 400 yıl boyunca Sünni İslam dünyasının liderliğini elinde tutan Osmanlı İmparatorluğu'nun küllerinden doğdu. Kuruluşundan yaklaşık bir yıl sonra ise hanedanın elinde tuttuğu son sıfatı halifeliği kaldırdı. Nedeni başkentini İstanbul'dan Ankara'ya taşıyan bu yeni ülkenin laikliği temel almasıydı. Bu süreç Türkiye'de geniş bir kesimin direnciyle karşılaştı. Yanıtsa kanlı olacaktı. En büyük tepki doğudan yükseldi. Varlıklı ve eğitimli Kadir Şeyhi Said din elden gidiyor vaazları veriyordu. Kırılma noktası ise 13 Şubat 1925 günü oldu. Bingöl'ün Piran köyündeki evine sığınan 6 asker kaçağını almaya gelen jandarmaya ateş açmıştı. Artık isyan ateşi yanmıştı. Kısa sürede de kontrolden çıktı. Durdurmak Şeyh Said'in bile elinde değildi. Bir rivayete göre Şeyh etrafındakilere şöyle sesleniyordu. Artık bu işi durdurmak elimde değildir. Ne netice verirse versin harekata devam edeceğiz. Kürtlerin bulundukları yerleri Türklerin elinden alacağız. Topraklarımız verimlidir. Madenlerimiz çoktur, bunlardan yararlanacağız. Sadece dini ve ulusal değildi bu ayaklanmanın kökeni. Altında Ankara'ya karşı birikmiş feodal bir öfke vardı. Zira hükümet yerel beylere ödenen aşar vergisini kaldırmış, bölgedeki dengeleri değiştirmişti. Bu ayaklanma deprem etkisi yarattı. Böylesi bir ayaklanma nasıl bu kadar uzun sürüyor, destekçi bulabiliyordu? Şeyh Said'in arkasında kimler vardı? Dış güçlerden kullanıldığı kadar iç düşman arayışına da gidilecekti. Artık bir şüphe dalgası vuruyordu Ankara'yı. Bazılarına göre başkentte bile isyana destek verenler vardı. Bu iddia üzerine muhalif terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kapatılacaktı. Öte yandan doğuda tam anlamıyla bir cadı avı başlamıştı. Ayaklanmaya yardım ettiği öne sürülen isimlerden biriydi Said Nursi. Cumhuriyet Türkiye'sinin laikliği benimsemesinin ardından Van'da yaşamaya, Risale-i Nur olarak adlandırılacak eserinin ilk nüshalarını kaleme almaya başlamıştı. Ancak şimdi ayaklanmaya destek verdiği iddiasıyla bir zamanlar sultanla görüşmek için gittiği şehre, İstanbul'a zorla götürülüyordu. Kendisi bu iddiayı reddediyor, Şeyh Said'e isyan karşıtı bir mektup yazdığını ileri sürüyordu. Yaptığınız mücadele kardeşi kardeşe öldürtmektir ve neticesizdir. Çünkü Kürt Türk birdir, kardeştir. Türk milleti 1000 senedir İslamiyet'e bayraktarlık etmiştir. Dini uğruna milyonlarca şehit vermiştir. Binaenaleyh kahraman ve fedakar İslam müdafilerinin torunlarına kılıç çekilmez ve ben de çekmem. Mektup gerçek mi bilinmez ama kesin olan Said-i Nursi'nin yargılanmalarda suçsuz bulunduğu. Ancak buna rağmen sürgüne gönderilmesi olacaktı. Fakat bu da yeterli değildi. Ankara ayaklanmaya karşı çok daha sert adımlar atacaktı. İlk kişi olarak Başbakan Ali Fethi Bey'in hükümeti düşürülüyor, yerine İsmet Paşa kabinesi geliyordu. Artık şahin bir politika izlenecekti. Ayaklanma sınırlı bir bölgede olsa da
14 doğu ilinde sıkı yönetim ilan edilmişti bile. Hükümetin ilk icraati kendisine neredeyse sınırsız yetkiler veren takrir-i sükun, yani huzur ve güvenliği sağlama kanununu çıkartmak oluyordu. Doğuda Diyarbakır, öteki bölgeler içinse Ankara merkezli iki istiklal mahkemesi kuruluyordu. İsyan demir yumrukla bastırılacaktı. Sonuç ayaklananlar için hezimetti. İsyan birlikleri ordu güçleri karşısında 1,5 ay dayanabildi. Şeyh Said 15 Nisan'da yakalandı. Harekette önde gelen 48 kişiyle birlikte 28 Haziran'da Diyarbakır'da idam edildi. Ortaya çıkan bu resim uzun zaman yeni cumhuriyetin en büyük güç gösterilerinden biri haline gelecekti.